Sevgili Yasin kardeşim, ne güzel bir Şirin Kasaba, ne güzel bir yer burası. Neler diyeceksin? Burası Türkiye'nin Şirin Kasabası. Daha önce çok televizyon programlarında çıktı. Yeni ismiyle şu anda Ömer Anlı, bizim sağ olsun bakan Fahrettin Koca, kendisine de teşekkür ediyoruz hizmetlerinden dolayı. Biz tavşan çalıyı seviyoruz. Bizim için tavşan çalı bir aşktır. Şimdiki ismi Ömer Anlı ama dil halen her zaman tavşan çalı diye geçiyor. İlk ismimiz, buranın insanlar gerçekten çok sıcak kanlı. Hepsi de şu anda yurt dışında. Onlara da Allah sabırlar versin. Çok özlüyorlar biliyoruz ama yani gurbetteler. Onlar yerine ben vururum. Ben buradayım. Her zaman diyorum yapabileceğimiz bir şey varsa tavşan çalı için. Yapabildiğimiz kadar büyüklerimiz var, muhtarımız var. Yapacağımız fazla bir şey yok. Yani sakin şu anda. Kışın sakin. Yazın park yeri bulamazsınız. Park yeri bulamayız. Gerçekten yazın bulamazsınız. Çünkü 15-16 bin kişi en azından yurt dışında hemen hemen İsveç'te, İskandinav'ın tüm ülkelerinde, Almanya, Avusturya, Fransa dahil her yerde buradan gurbete gitmişler var. Biliyorsun oradakiler, İskandinav'dakiler sürekli pizzadeler. Yurt dışındakiler zaten herkesin sektörü belli. Yazın onları bekliyoruz. Bir iki aylığına geliyorlar, bize neşe veriyorlar. Gittikten sonra da üzülüyoruz. Evet. Yapılacak bir şey yok. Burada aslında önemli olan şu kelimeydi sevgili izleyenlerimiz. Yazın buraya geldiklerinde çok seviniyoruz. Kışın ise gerçekten de üzülüyoruz. Üzülüyoruz, gerçekten üzülüyoruz. Boynumuz bükülüyor. Diyor. Boynumuz bükülüyor. Yani söyleyince bile yani neredeyse artık gözyaşlarımız dökülecek. Yani gelmesini istiyoruz. Şöyle biz muhabbetimize devam edelim. Evet. Tavşan Çalı'da yine seninle muhabbete de devam edeceğiz. Biraz muhabbet edelim. Evet. Bu güzel Şirin Kasaba'da. İnşallah. Hadi bakalım. Tavşan Çalı'dayız. Dayıcığım şimdi motoruna el koyacağız. Canı sağ olsun. Devlet sağ olsun. Vay vay. İsim neydi senin? Fehim Sürer. Fehim dayı şöyle yanına bir geçeyim ben. Otur 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 yanına geçeyim. Bu iki kişi taşıyor mu? 10 kişi taşıyor. Ehliyet falan böyle? Hiçbir şey yok. Ne ehliyet var ne plaka var. Peki bu kaç model motor? 94. 94. Ha. Arıza veriyor mu? Çok. Daha geçen gün 750 lira verdim. Bu motora? Ha bu motora. Buna satsan 750 etmez ya. Ne ederim? Gücümüz yetmiyor. Ama taşıyor. Taşıyor. Sağlam. Sağlam. 94 model. Evet abi. Allah Allah. Bunun markası ne ya? Planet 5. Planet 5. Rus malı bir de. He. Vay vay vay. Peki sen ne iş yapıyorsun dayı? Ben bahçe işleri yapıyorum. Ha, bahçe işleri. Evet. Tamam bu yetiyor sana o zaman. Bana yeter abi. Ulan hıyar babacığım etmedi. Tek tek attı. Bahçe yaptı hiçbir çim çıkmadı. Ne yapıyor bahçe işi mi yapıyor? Bahçe işi yapıyor dedi çimi ekeceğim. İstediğin parayı vereceğim dedi. Dedi ne yaparsan yap dedi bu çim yemyeşil olacak. Hiçbir şey. Motordan mı? Dayının işinden. Vallahi dayının işinden bence. Etmedik bak yonca. Bol bol çay içtim. Bol bol çay. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bak. Buyur abi. Kaç yıldır bu işi yapıyor? Çim işi. Ben çim ekmedim. Babası onu yonca. Ha sen yardım ettin ya. Ha, ha. Ben yeri sürdüm. Ha. O yonca attı. Tamam tamam. Senin peki isim neydi dayı? Fehim Sürer. Fehim dayı. Senin yurt dışında çoluk çocuk var mı? Hiçbir bir şey yok. Bende 4 tane evlat var. 3 kız. Ha. Biri polis, biri öğretmen, biri astsubay, Elazığ, Sivrice'de. Bir tek oğlan var, o da bana bakmıyor. 20 senedir birbirimizle ne görüşürüz ne konuşuruz. Tek başıma, bir Allah bize. Teyze? Teyze yavruların yanında. Ha ayrıldın yani. Ayrıldım, 22 sene oldu. Gidersen çimlerle uğraşırsan, tarlalarla uğraşırsan, ha. Teyzeye bakmazsan tabii ki bırakır seni. Ben teyzenin bak şimdi kıvır ettirme. Aman. Nasıl bir baktım. Tamam dayıcığım var mı isteğin bir arzu? Senin canın sağlığı Allah'a emanet ol. Peki sen hani buradan alıp götürseler seni İstanbul'a, İzmir'e, Bodrum'a yaşa hadi oraya götürelim. Tavşan çalıyı. Yok abi. Tavşan çalıyı bırak filan. Tavşan çalının bir tane parket taşını İstanbul'la değiştirme. Ben karım burada doyuyor. Burada huzurlu. Rahatım. Bak bak Bodrum mesela deniz kenarı. Ondan sonra o, böyle gökdelenlerde yaşayacaksın. O, şu motorlarda ya. Değil en son model arabalara bineceksin ya. Ya İstanbul'a İzmir'e göndereyim seni. Sen Mehmet Ali Erbil'i geçtin de beni bir bırakma. Yok yok ne diyorsun? Sen burada mı kalıyorsun? Ben burada kalıyorum. Ben tavşan çalının bir taşını İstanbul'a da Bodrum'a da değişmem diyorum. Değiştirmem abi. İşte buranın sevgisi büyüklerde bir başka, gençlerde de bir başka. 83'te ben Bodrum'a gittim.
kooperatif evleri vardı. Çalıştım kooperatif ben bir aşağı indim. Çalışmış. Yarısı çıplak. Aşağı indi. Yarısı çıplak. Bu oynuyor gümle gümlettiriyorlar. Ben o birisi gün yorganı topladım geldim. O bir... Orada yaşamam ben. Gece hayatı Bodrum'u gitti, gördü ve kesinlikle ertesi gün döndüm diyor. Döndüm abi. Burası diyor. Vatanım burası, Türkiye'm. İç Anadolu'm benim. Ben kendim şahsen Erzurumluyum bak. Onu da sana söylüyorum. Ama sen diyorsun ben artık buralıyım. Buralıyım ben. Efendim dayının işleri de iyi, odun kesilir diyor. Bizler de odun kesmeye gidelim diyoruz ve Tavşan Çalı'da muhabbetimize devam ediyoruz. Efendim Türkiye'nin en şirin kasabası Tavşan Çalı diyor Tavşan Çalı'dar ve gerçekten çok şirin bir kasaba ve Türkiye'nin en zengin kasabası diyorlar buraya. Gerçekten de yurt dışında İsveç, Danimarka, Norveç'te inanılmaz bir tavşan çalılar yaşıyorlar Avrupa'da ve Avrupa'nın her yerinde. Kardeşim? Cemil. Cemil, yazın bu yolla böyle duramazsın. Burası yok. Tıka basa oluyor. Tıka basa dolu. Hep yurt dışından gelen kardeşlerimiz var. Hepsi yurt dışında. Sormaya cevap veriyorum. Evet, buradan akraban var mı senin yurt dışında? Var, kardeşlerim var orada. Yani yok dese zaten şaşacağım. %90 hepsi Avrupa'da tavşan çalı olarak. Bak dayıların da var değil mi? Merhaba, o tarafa doğru yürüyelim. Bu arada siz de hoş geldiniz tavşan çalıya. Kardeşim benim. Kendine iyi bak diyoruz, bu tarafa doğru yürüyoruz. Selamun aleyküm. Beş kardeşim var, biz buraya bağlı. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Siz burada mı yaşıyorsunuz? Beş kardeş köyünde yaşıyorum. Beş kardeş köyünde. Peki tavşan çalı, Türkiye'nin en şirin kasabası diyorlar. Doğru. Aynen öyle. Öyle mi? Öyle. Yani. Neden? Ne desen var burada. Ne var? Yardımseverlik desen yani burada can biter. Yani Allah'ın verdiği canı bir Allah verir ama burada o canı da verirler. Yani o kadar ki yardımsever. Milliyetçilik var, yardımlaşma var. O yüzden. Hepsi Avrupacı olduğu için. Avrupa'dalar, orada bir hasret var, orada bir sevgi var. Hepimizin çocuğu orada, benim de oğlum İsveç'te. İsveç'te? Evet. Vay vay vay. Duygulandın sen de ya vallahi. Gözleri doldu babanın da, oğlun orada İsveç'te nerede? Stockholm'da. Tamam, oğluna selamlar olsun. Selamlar olsun. Yani burada bir sevgi var, burada bir yardımlaşma var, burada bir özlem var. Evet. Türkiye'nin en şirin kasabası. En güzel kasaba. En güzel kasabası burası diyorlar. Gerçekten de sıcak insanlar var. Çünkü burası yazın Avrupa'da yaşayan kardeşlerimiz de tavşan çalılarla dolup taşıyor. Bu sokaklar sen bu böyle yol bulamazsın. Araba ne park yeri bulamazsın. Bulamazsın. Değil mi? Doğru. Evet, peki buradan var mı sen tanıdık içinde? Benim oğlum var. Oğlum var. Kızım var. Hadi bakalım. Hepsine bol bol selam. Tüm arkadaşlarıma bol bol selam söylerim. Yakın ve uzak herkese bol bol, gurbetteki gurbetçilere. Ben kendim de Avusturya'da emekli oldum, geldim. Avusturya'da? Evet. Hadi bakalım diyoruz. Efendim burası Tavşan Çalı ama eski adı Tavşan Çalı. Şimdi Ömer Hanım kasabası. Aynı zamanda da değerli Fahrettin Koca, Sağlık Bakanımızın, çok sevdiğimiz Sayın Bakanımızın da burası köyü. Kendisi bu topraklarda, Tavşan Çalı'da, Ömer Hanlı'da doğdu, büyüdü. Onun da evi burada. Buradan da Sağlık Bakanımıza sevgilerimizi yollarken, yazın bu yollarda park yeri bulmanız imkansız. Bu yolların böyle boş olarak görmeniz imkansız. Çünkü hepsi şu an yurt dışındalar. Hele bir yaz olsun da onlar buraya bir akın etsin de bu sokaklar neşe dolsun. Hasret olacak bu sokaklarda, sevgi olacak bu sokaklarda. Çünkü onlar Tavşan Çalı'yı özlüyorlar, Ömer Hanlı'yı özlüyorlar ve yazında buraya geliyorlar. Büyüklerin ellerini öpüyorlar, hasret gideriyorlar diyoruz ve muhabbetimize devam ediyoruz. Muhabbetimize devam ediyoruz Tavşan Çalı'da. Babacığım neler diyeceksin? Vallahi ne diyelim işte, bu Covid-19 nedeniyle milletimiz, halkımız hepimiz sıkıntıya düşürdü. Yalnız tek üzüldüğümüz taraf, yalnız insan aklımızı biraz soğuklaştırıyor. Soğuk oldu. Artık bizim millet, bilmiyorum. Bu yaz etkiledi mi dayı?
çok etkili. Mesela yazın böyle bu sokaklar tıka basa oluyor burası. Tabii adım açacak yer bulamaz. Açacak yer, peki bu yaz nasıl geçti? Bu yaz çok sakin geçti. Çok sakin, çok sessiz. Kimse gelmedi. Yok gelmedi. Özlediniz siz de. Haliyle ister istemez özledik. Hani bilhassa gurbetçi arkadaşlarımız, büyüklerimiz, analarımız, babalarımız temel özlem içinde kaldılar. Onlar temel sıkıntılı. Biz gene toprağımızın da oturuyoruz, kalkıyoruz. Onlar için temel sıkıntılı. Ha, işte başka diyecek bir şey bulamıyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz, onlar yurt dışındaki kardeşlerini, abilerini, babalarını özlüyorlar. Bu sokaklar az önce de dediğimiz gibi tıka basa dolu oluyor ama bu yazda boş geçiyor. Aynen öyle. Şimdi işte pandemi nedeniyle işte gördüğünüz gibi tavşan çalışanlar bomboş durumda. Yazında işte istediğimiz beklenti olmadı. Pandemide şimdi herkes, biz de onları özlemle bekliyoruz. Onlar da tavşan çalışanları özlemle bekliyorlar. İnşallah bu yaz, şimdi her sene %10 falan geliyordu. Şu anda %100'ünü bekliyoruz. Bu yaz inşallah burası bayağı kalabalık olacak, bayağı canlı olacak. İnşallah beklentimiz odu. Ayırmasın bizi yani. İnşallah. Kesinlikle. Ya zaten korkumuz odur. Şu Covid-19 kalksa dahi bakıyorum gene biraz soğukluk araya girdi. Kaynaşma Allah'ın verdiği olsaydı. Kaynaşma biraz evet, sıkıntılı olacak. Kaynaşma vardı, şey vardı. Şimdi kaynaşma artık, yok. Şimdi artık millet o alışkanlık olunca bundan sonra kucaklaşma da herhalde biraz zor olacak. Şimdi artık yeni merhaba sistemimiz belli zaten. Evet yeni sistem. Bir cenaze oluyor. 3-5 kişi cenaze namazını kılıyor. Eskiden 40-50, 100-150 kişi de olurdu. Ama şimdi bir bakıyoruz 4-5 kişi, ondan sonra gidip basalı dilen de yok. Yani, ne yani şöyle bahane, kim ayırdı bizi bizden? Hayırdır? Koronaya dur diyemedi. Ne yazık ki o günlerin değerini bilemedi. Aynen öyle. Bilemedik. Hiç bilemedik. Buraya varacağını kimse bilemiyor, tahmin etmiyordu. Bundan sonra ne kadar da şey yapsak arayacağız ama o günleri bayrada bulamayacağız. Çünkü eski kucaklaşmalar, eski kaynaşmalar, mesela eski düğünler, İnşallah. Eski taziyeler. Yani bundan sonra pandemi gitse de bunu biraz 5 sene 10 sene bu şeyi yaşayacağız herhalde. Yalnız bu Covid-19 zengini, fakiri hepsini bir yaptı, hep eşit. Bunu anlamamız lazım yani. Evet arkadaşlar, şu anda canlı yayındayız bir de. Şu an Yasin'in de inanılmaz bir çevresi var. Bütün Norveç, İsveç, Danimarka, Avrupa'dakiler kardeşimizi çok iyi tanıyorlar. Hepsi seviyorlar. Biz de seni çok seviyoruz. Sağ olsun, ben de onları seviyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Onlar zaten olmasa tavşan çalı bugüne kadar bu şekilde olmazdı. Onlar sayesinde ayaktayız. Bu sene pandemiye rağmen gene çok şükürüyüz onların sayesinde. Maddi olarak da. İşte onların izine gelmesini bekliyoruz. Evet. Sevgili izleyenlerimiz, gerçekten de Yasin kardeşimiz çok güzel işler de yapıyor. Hayırlı güzel işler de yapıyor. Yüreği de güzel bir kardeşimiz. Tavşan çalıyı da çok seviyor. Tavşan çalı da onu çok seviyor. Tavşan çalı benim için bir aşıktır. Yani tavşan çalı ötesi yoktur. Ne güzel. Ya, tavşan çalıyı ben seviyorum. Ben daha önce de gurbetteydim. Ondan sonra hiç gitmeyi de düşünmedim. Yani şu anda ben tavşan çalıyı seviyorum. Kimse olsa da olmasa da önemli değil. Siz tavşan çalı nasıl gördünüz? Tavşan çalı gibi biz de çok seviyoruz. Sevdiğimiz için geldik zaten. Yasin'i sevdiğimiz için, dostları sevdiğimiz için geldik. Ve iyi ki gelmişiz tavşan çalıya. Sevgili Yasin kardeşim, gerçekten de çok güzel yer. İnsanları sıcak, samimi, evet. Sevgi dolu. Özellikle de Norveç, İsveç, Danimarka ve Avrupa'dakiler de sevgi dolular. Burayı özlüyorlar. İnanılmaz bir şekilde çok özlüyor. Bak bayağı yani şimdi ben özlüyorlar diyorum ama baban ne diyor? Çok diyor böyle. Çok içten söylüyor, evet. Böyle, hani tavşan çalıyı özlüyorlar diyorum ya. Anlıyoruz. Söyle biz. Çok özlüyorlar dedi. Onların özlemlerini anlıyorum ben. Aynen. Ben de şu besteyi yaptım az önce. Kim ayırdı bizi bizden, kadere dur diyemedik. Ne yazık ki o günlerin değerini bilemedik. Korona ayırdı bizi. İnşallah ayırmaz diyoruz. Ve buradan muhabbetimize devam ediyoruz. Türkiye'nin en şirin kasabası diyorlar. Doğru mudur? Doğrudur. Ömer Allı en şirin kasabası. Konya'nın en şirin kasabası. Yani Türkiye'nin şirin kasabası burası. Konya'nın mı? Türkiye'nin. Türkiye'nin. Neden şirin kasabası? Vallahi de belli, sen gezersin şimdi görürsün. Ya ben sana bir söyleyeyim. Hakikaten çok şirin bir kasaba ya. Senin gibi şirin bir dedemiz var burada ya. Maşallah. Ne güzel misafirperverler ya. Vallahi her şeyinde şirin be. İsim ne dayı? Hasan. Hasan dayı. Akbebe. Akbebe. Evet. Akraba falan var mı senin Avrupa'da? Var.
Çok. Danimarka'da, İsveç'te, Norveç'te. Evlerimiz bu, bunu da çekin bir. Evi de mi çekin? Evi de çekin. Evi de bir çekin. Peki dayı, buranın güzel bir türküsü var mı ya? Vallahi türküsü de var ama. Yaş kaç senin? 85. 85. Ya vardır tavşan canlının bir türküsü. He. Yok mudur 85? Sen bileceksin. Yani burada bir tavşan canlı türküsü. Vardır ama. Hacı sen söyler misin bir? Tabii ki. Yani bir türkü söyler misin türkü? Var. Ya Allah. Ne diyorsun bu? Bu gençlerde sorarsın. Gençler bilir. Ya eskiler bilir, eskiler. Eskiler yok öyle bilir. Bir türkü yok. Tavşan canlının türküsü var mı yeni? Bildiğin yok. Var mı? Senin akrabalar, çocuklar, tanıdıklar var mı yurt dışında? Hepsi var, çok. Hep yurt dışında. Çocuk vardı, sabahın gitti. Evet, şimdi normalde yazın burası Danimarka, İsveç, hepsi. Norveç'teki kardeşlerimiz hep geliyorlar. Bu hastalık yüzünden geçen sene gelmediler. İnşallah bu sene gelirler. Ya sokaklar böyle boş ya. Hiç kimse yok ki tavşan sende boşandı. Tavşan sende dışarıda. Hepsi dışarıda. Hep dışarıda. Yazın bir geliyorlar cıvıl cıvıl. Yazın bir geldim bir iki ay burası. Güzel maşallah. Seviniyorsun o zaman. Oo. Kendi evlatların gelmiş gibi oluyor. Tabii canım tabii. Evet Avrupa'daki kardeşlerimiz Norveç, İsveç, Danimarka seninkiler nerede? Bizimkiler İsveç'te de var, şeyde var, Danimarka'da var, Avusturya'da var. Üç devlette de var. Üç devlet. Evet. Ne güzel ne güzel. Efendim muhabbetimize devam ediyoruz. Kim İsveç'ten geldi? Sen İsveç'ten mi geldin? İsveç'te. Evet. Ay merhaba abi. Neresinden merhaba. Geldin İsveç'e? Stockholm. Stockholm'da. Nasıl peki? Şimdi İsveç de güzel. Ben biliyorum oraları. Hele Stockholm'da çok güzel. Ama tavşancalı mı? Yoksa İsveç mi? Ya memleket memlekettir. Toprak topraktır. Ya şimdi. Bu kışta geldim. Niye? Çoluk çocuk hepsi orada. Ben sana bir söyleyeyim mi? Şu dedelerin muhabbeti bir İsveçli dede de yok kardeşim. Tabii. Tabii. Yani sen şöyle şirin dedeler var mı ya İsveç'te? Ya İsveç'te şirin dedeler ne arasın? Herkes çalışmadı. Burası rahat. İskandinavya hep bizim köy yani. Sen Stockholm'da kalıyorsun. Cihan Bey. Evet. Ne güzel ne güzel sevgili izleyenlerimiz Stockholm'da kalıyor. Stockholm'da de tanıdığı dedeler var. Arkadaşları var ama kardeşim adamın içini açmıyor o dedeler. Açmıyor. İki ayda bir geliyorum. Geliyorsun. Niye? Çünkü buradaki dedeler ne güzel dedeler. Durumlarımız da müsait olduğu için devamlı geliyoruz. Maşallah. Onlara bir şey getiriyor musun? Getiriyoruz. Nedir getiriyoruz? Hediyelerini. Aha, al bak işte. Al bak. Aha ne diyor? Aha. Hiçbir şey getirmez bu. Evet. Hiçbir şey getirmez. Hiç. Ama dedelere bak abiye getirmiş. Sana ne getirdi? Dur. Dur sana ne getirdi? Devamlı biz bu ATV seriydi. Eyvallah. Devamlı. Sağ ol. Sana ne getirdi İsveç'ten? Valla... Para vermez. Para kim? Niye versin abi para yani? Sen bana, bak sen bana para ver. Niye komşu hakkı? Sen bana para verir misin? Dayımdır. He? Para niye ver? Çikolata getiriyor ama. Ya bunlar Avrupa'da geliyor. Bize bir karşılık versinler. Yani şimdi Avrupa'dan gelenler sanki ağaçta para topluyorlar. Şimdi ben çift evliyim de. Ben çift evliyim. Evet bir İsveçli bir de buralı. Evet, şimdi olay başka yerlere gitti. Paradan. Çift evliye gitti. İki tane eşi var. Aynı zamanda çifte vatandaşım. Oho! Her şey çift. Her şey çift. Sevgili izleyenlerimiz gerçekten de ilginç bir durum. Çifte vatandaş. Hem İsveç vatandaşı, çifte vatandaş. Hem Türk vatandaşı. Hem de çifte evli. Hem İsveç, biri de... Buralı yani. Buralı. Konyalı tabii. Konyalı. Yalnız İsveç hanımını çok üzüyorum. Özlüyorsun. 4 gündür geldim ben çok özlüyorum. Evet çifte vatandaş, çifte evli. Ne diyeceksin kardeşim? Yorumsuz bırakıyorum. Gerçekten de yorumsuz bırakıyorum. Yorumsuz bırakıyorum. Evet çifte vatandaş, çift evli. Hem Konyalı bir ablamızla evli hem de bir İsveçli ablamızla. Ama gerçekten beni üzen bir konu bu. İsveçli ablamızı özlediğini söylüyor. Yani özlüyorum ben. Konyalı. Konyalı az özlüyor. İsveçli özlüyor. İsveçli özlemiyor. Yok öyle abicim, diyor. Abicim adam diyor. Yok ben kesinlikle katılmıyorum. Günde 3 defa telefon ediyorum. Kime? Konyalı hanıma 3 günde bir ediyorum. İsveçli'ye daha çok arıyorum. Günde 3 defa 4 defa telefon ediyorum. Oğulları şu an seyrediyor. Oğulları diyor ki kesinlikle bunu kabul etmiyoruz. Evet senin çocuklar seyrediyor canım. 6 çocuğum var. 6 çocuk var. Evet. Ama şimdi tabii ki canım yani. Konyalı ablamız da sana kızacak. Kızmaz. Kızar
Abi niye kızmasın yani, sen gidip de Konyalı'nın... Yani beraber oturur, beraber yemek yapar, Allah beraber Allah. Yedi içeriz. Vere vere yani, ayrı ayrı değiller. Gelirler, otururlar, yerler, içerler. Sizi gerçekten... Şimdi İsveçli hanım bana para fazla verdiğin için ben onu seviyorum. Evet. Bana bilmiyor. Evet. Şimdi yaş kaçmadı? Yaş 60. Yaş 60. Maşallah. Daha böyle işi bitmiş derler. Ama ben... Gerçekten senin koordineli çalışman ve iki tane hanımı idare etmen... Ya işte ve dört olsun. Denge sağlaman müthiş. Şimdi fark etmiyor. Dört olsun, aynı birbirini severler yani. Maşallah. Evet. Maşallah. Aa, ah diyelim. Çifte vatandaş. Çifte evli. Dayıcım. Evet. Sen nasılsın? İyiyiz Allah'a şükür. Siz de iyisiniz. Biz de iyiyiz gerçekten de. Muhabbet çok şirin gidiyor, güzel gidiyor. Tavşan Çalı'da. Tavşan Çalı'da iyi gidiyor. İyisin. İyi. Tabii emeklisin arkadaşların, her gün oturuyor. Emekli. Çocuklar hep Avrupa'da işte. Senin çocuklar? Hep Avrupa'da. Neresi? Danimarka? Danimarka, İsveç, Almanya, Avusturya, her tarafta var çocuklar. Babacığım, 6 çocuk babasısın. Yenge nerede? Yenge biri vefat etti, Allah rahmet eylesin. Biri de hastalandı, bıraktı. Şu anda huzur evinde. Ayrıldın. Yani iki evlisin gene. Evet. Bak işte bak, adamın iki tane hanım var. Bir İsveçli. Sen niye gitmedin? İstesin, ben İsveç'te hanım getireyim, evlensin. Orada oturmanı da olabilir. Hadi canım. Ah, al işte. Adam sana iyilik yapıyor. Şimdi daha adayım, yine de evleneceğim. Evleneceğim. Yaş kaç? 73. 73? Evet. Evet, 73 yaşında dayımız evleneceğim dedi. Biz ikimizi şeye götür, Esra'ya götür. Yok baba, abi burada işte, ben diyor buluyorum diyor. İsveç'te bana bak. İsveç'te bulurum diyor musun dayı? He, evet desin, ben bulurum. Evet. 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 Evet dedi ya, ve yaşamaktansa oraya gitmek. Yalnız yaşamaktansa İsveçli bir tane bayanla yaşarım diyorsun. Ya, neden buradan almıyorsun? Burada koca varmıyorlar. Varmıyorlar. Hepsi rahatlar, hepsi maaşları var. Konyalı'nın, Tavşancalı'nın gücünü gösterdin İsveçlilere. Referansla bulurum diyorsun dayı. Bulurum ben, bir şeyler yaparım yani. Sen bir şeyler yap. O zaman hayırlı uğurlu olsun size de. Teşekkür ederim. Dayımızın da yakında nikahı olur inşallah. İnşallah. Efendim, sımsıcak muhabbetimize devam ediyoruz. Neredeyiz? Konya. Tavşan Çalı.